E, Hüdapar'a gideceğiz. Şimdi Hüdapar çok tartışılan bir isim ve lideri de çok tartışılan bir isim. Hüdapar'ın Zekeriya Yapıcı oğlundan bahsediyorum size ve e, Habertürk'teydi kendisi. Bir programa katıldı. Yani e, aslında dışarıda olması, içeride olması daha iyi. Dışarıda olmasından mecliste, meclisi kastediyorum. Yani Zekeriya Bey fikri neyse zikrini de o şekilde ifade etti. Bu yemini edeceksiniz. Bakacağız nasıl olacak? Ee... Olacak mı yani? Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gün geçmiyor ki yeni bir tartışmanın perdesini aralamasın. Bu kez de 14 Mayıs'ta mecliste temsiliyet kazanması durumunda milletvekili yemini için sorulan soruya verdiği cevapla gündemde. Şimdi metinler zaman içerisinde eskir. Yani yemin metni değişmeli mi diyorsunuz? Yani o, o bugünün tartışması değil. Eğer yemin metnini değiştirme imkanımız olsaydı biz onu tartışmaya açardık, konuşurduk. Fakat şu anda bir yemin metni var. Bunun değişmesi için anayasanın değişmesi lazım. Anayasa değişikliği de seçimlerden önce yapılacak bir şey değil. Bakacağız diyor. 84 milyonun bayrağını içine sindirememiş bir meczupla karşı karşıya Türkiye. Yapıcıoğlu anayasanın değiştirilemez maddelerini de hedef aldı. Ki yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir madde olmamalıdır. Fakat bizim torunlarımız, torunlarımızın torunları da bu maddelere dokunamaz diye bir kayıt koymanın e, ne anlamı var? Kimin hakkı var buna? Hemen her fırsatta dile getirdiği bayrak söylemini de yineledi. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağına yönelik kurduğu cümleler AKP'de ise rahatsızlık yarattı. Son olarak Tuğrul Türkeş topa girdi. Meydan okudu. Türkiye bayrağı mı denmeli? Evet, misiniz? evet bu zaten ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de Hüdapar'dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım. Demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim. Karşımızda ülkenin bayrağına, ülkenin bütünlüğüne karşı bir ittifakın mensubu var. Yapıcıoğlu'nun peş peşe açıklamaları, o açıklamalara Cumhur İttifakı'nda yükselen sesler, Hizbullah'la anılan Hüdapar'ın AKP listesinden seçime giriyor olması, 14 Mayıs'a giden sürecin en tartışmalı başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Tabii o yemini okuyacak mı okumayacak mı? Yemini okuyacak. Yani yemini okuyacak ama okurken, okumazsa zaten milletvekili olamıyor. Bir müddet sonra da milletvekili düşüyor. O yemini okuyacaklar ama bir ritüeli yerine getirecek. O cümlelerin, o yeminin içerisinde geçen e, sözlere inanmıyor zaten. Çünkü anayasa, işte ben bu kitabı çok önemsiyorum. Anayasa kitapçığını çok önemsiyorum. Madde 81. İşte işte burada e, milletvekilinin yemini var. Oradaki bazı cümleler ve bazı kelimeler rahatsız ediyor Hüdapar'ı, Zekeriya Bey'i ve arkadaşları. Mesela onlardan bir tanesi vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü. Bundan rahatsız oluyorlar bence. Kayıtsız ve şartsız egemenliği, halkın egemenliğini koruyacağıma, ama bu egemenlik lafından, halkın egemenliği lafından rahatsız oluyorlar. En rahatsız oldukları cümlelerden bir tanesi hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete bu laik cumhuriyete demokratik çünkü inanmıyorlar. Demokratik cumhuriyete, laik cumhuriyete, demokrasiye inanmıyorlar. Buna da inanmadıkları için zaten etmek istemiyorlar. En rahatsız oldukları e, kelimeye geliyorum. O da şu veya cümleye geliyorum. E, hukukun üstünlüğüne ve demokratik le, ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılap e, inkılaplarına bağlı kalacağıma işte bu cümle Zekeriya Bey gibi zihniyeti, Zekeriya Bey ve arkadaşlarının zihniyetini rahatsız ediyor ve bu cümleyi okumamak için aslında okumamak istiyorlar. Ama o ritüeli yerine getireceksiniz. Bu anayasayı okuyacaksınız Zekeriya Bey. Okumazsanız arkadaşlarınızla birlikte zaten <laughs> milletvekili de olamayacaksınız. Ama şunu söyleyeyim. Zekeriya Bey gibi insanların zihniyeti dışarıda olacağına meclisin içerisinde olsun. Orada dillendirsinler. Çünkü meclis hür bir kürsüden bahsediyoruz. Şok etse de, sinir etse de, sinir uçlarına da dokunsa da meclisin içerisinde legal olarak bulunması bence iyidir. Ama bu yemini okumaktan başka çareniz yok. Yapacaksınız. Ama inanmıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani günaha girersiniz. İnanmadan yaparsınız. Siz itikat sahibi bir insansınız.